Evet sayın hocamız, aynen böyle olacak ismi gösterimize. Aynen böyle. Batı'da nasılsa bize de öyle. Ne bir eksik ne bir fazla. Aynen böyle. Haklısınız müdür bey. Öğrencilerin bazıları yıl sonu gösterisi için kendi ezberden unutmak istediklerini söylüyorlar. Verirsinler bana, yıl sonu göremezsinler. Ne demek bizim ezberimiz? Koskoca karnına bırana bu. Ve bir kur eseri. Buna bir şey dedikleri yok da. Neye bir şey dedikleri var o zaman hocam? Burayı öğrenciler mi yönetecek yoksa patronlar mı? Yani biz mi? Biliyorsunuz burası özel durum. Kurallar neyse onu yönetiyoruz. Burada kimse de oraya bir fasulü, sonra bir fadül diye yapacağımaz. Sanat, sanat içindir. Biliyor musunuz efendim? Aslında ikinci bölümde izlemek istedim. Ama birazdan misafirine gelecek Ankara'da. Anlasınız ya. Anlıyorum sayın müdürüm. Şu okulun her müdürü hem patron olmak kolay mı? Bir takım ilişkiler meselesi. Öyle hocam. Millet Twitter'ı falan halkı açıyor da bir türlü torpil buluyor. Biz burada memleketin ilk ve tek özel sanat okulunu kurmuşuz. Tiyatrocusuna müziğine, şarkıcısından balerine kadar yığına sanatçı yetiştiriyoruz. Zor iş zor. Tabii zor sayın müdürüm. Yardım lazım, telsiz lazım. Ankara'yla temas lazım. Tabii. Buradan için klasik batı müzik eğitimi yapıyoruz? Şunun için. Madem tutmanlı şu an Urfa'lı Türkçülerimiz, orkestralarına, flüt, oboa, saksafon, trombon, alkaflarlar, onlara faydalı olalım diye. Telif yanı şantörlere memleketin çok ihtiyacı var efendim. Batı eğitimiyle geliriz. Çünkü biz batılı bir toplumuz. Haklısınız. Estağfurullah. Peki ne oldu? Söyledin mi yok? Tabii dün gece meseleyi babama açtı. Yapma, ne dedin peki? Bu yıl okulumu bitiriyorum. İyi bir balerin ve iyi bir ev kadını almak istiyorum. Dedi. Harika söylemişsin. İyi bir ev kadını ve iyi bir balerin. Niye? Sofrayı şöyle şöyle kurarsın. Çamaşırları böyle böyle asarsın. Dalga geçme öyle. Senden de söz ettim babama. Ne? Benden mi? Nesin sen çıldırmışsın? Peki ne dedin? Ali ile çok iyi anlaşıyoruz baba dedi. O da bu yıl okulunu bitirip tiyatro sanatçısı oluyor. Evlenmeyi düşünüyoruz dedi. Peki baban ne dedi? Çok iyi karşıladı. Çok iyi karşıladı. Ne dedi? Ben de tiyatrocuya kız verecek kadar bir yer talibim var dedi. Var mı? Ne? Hıyar abi. Romantik radyo ile. Devdan denemek. Yan mı ya? Romantik olmak güzel de gerçeği unutmamak gerekir Nesin. Demek ki bu evlilik işi yatacak. Hiç bile madem ki birbirimizi seviyoruz ben de seninle kaçarım. O senin dediğin köy piyeseri mi olur? Ali seni sevdiğimi biliyor musun? Elbette Nesin. Ben de seni deli gibi seviyorum ama benim gibi okul taksitini bile güçlükle ödeyen anasız, babasız, metelisiz. Ali sus lütfen. Seviyoruz birbirimizi bu yetmez mi? Yetmez Nesin. Sevgi her şey yetmez. Elektrik kesildi çocuklar aşağılara burada bakar dersler. Ne yazdı Sayın Efendi? Ah gerçek bir şey verdi. Nesli. Lan oğlum bana sen de. Aha şimdi şartlık bana şimdi para ver başı. Müdür direkler canlı oldu. Lan kız gitti kız gitti. Nesli. Yavuz kız sen de oldu. Lütfen oğlum bir dersi başı dedi. Ruhunu dire kavuştu. Şuraya gibi konuşursa fark edin. Ben mi korkuyorum? Evet, sen korktun. Ben korkmuyorum evlilikten de. Korkmuyorum. Çocuklar tozuldu. Kaplar beni hak geliyor. Abi topuçun boyasını al 1-0. Ceketin düğmesini al 1-0. Koş abi koş koş. Kendi çocuğu olmuyor ya. Bütün çocuklarımız var koş abi. Yürü abi yanımın üst kocasına çarpma kaçın. Müdür bey. Nesil'in okul taksitini postayla yollayabilirim. Ama gelip bir sizi görmek isterim. Çok yakınız, çok yakınız. Nesil bu sene inşallah mezun oluyor. Ondan sonrasını da Allah bilir. Çok yakınız, çok yakınız. Demin size bahsettiğim o Ali denen hergeliye kızımızı kaptıracak halimiz yok tabii. Çok yakınız, çok yakınız. Geçen gün karımla birlikte yatağa girdik. Çok yakınız, çok yakınız. Anlamadım neyi çok iyi yaptık. Buyurun. Karımla birlikte yatağa girdik. Sabaha kadar Nesrin'i konuştuk. O Ali denen hergele kızımızı elimizden alacak diye çok korkuyoruz. Ben sıkıntıdan haftada bir araba değiştiriyorum. Karımsa sürekli kumarda kaybediyor. Mahvolduk ya. Siz hiç merak etmeyin. Hadi neyle haber yollamışlar. Gelirler birazdan. Getirmişim sayın komiser. Aman komiser olur mu sayın müdürüm? Geç
lan şeyler çabuk bitti lan. Beyefendi tanıyor musun? Hayır hocam. Cevdet Bey, Nesli'nin babası. Öyle mi? Memnun oldum. Ama ne yalan söyleyeyim, ben hiç memnun olmadım delikanlı. Hele o gereksiz ısrarından sonra. Israr mı? Nesli'nin konusunda. Evet. Hadi ustamın sırası da şimdi. Saygısızlık yaptığımı sanmıyorum hocam. Uzatma. Okul taksidi getirdin mi? Şu an param sıkıntı. Bana ne? Ben paramı istiyorum. Getireceğim okul taksidini. Hiç merak etmeyin. Müdür bey aklıma bir şey geldi. Buyurun efendim. Şimdi insanlık hali delikanlının parası olmayabilir. Ben onun okul taksidini yatırayım, bir babalık yapayım. O da Nesrin'in peşini bırakacağına dair sizin huzurunuzda söz versin. Ne diyorsunuz siz ya? Ben okul taksidimi ödemenizi istemiyorum. Böyle bir söz de vermiyorum. Okul taksidini mutlaka getireceğim efendim. Merak etmeyin. Atıyor be. Nereden bunu getirecek? Sizi temin ederim. Şu anda itibaren Nesrin'le görüşemez. Bunu isteme benden. Alamam bu parayı. Okuldan kovulmak mı istiyorsun? Hadi. Babam gibi bir karşılık bekleyerek değil. Borç olarak veriyorum. Al şunu sonra ödersin. Babam var ya baba. O yerli filmlerdeki zengin kızların babaları var ya. Aynı onun gibi. Yok okul taksidini ben ödeyeyim de peşini bıraksın. Bırak şimdi babamı. Babanı bırakırım da seni asla. O halde bu parayı kabul et. Seni kabul ederim de parayı asla. Manyaksın sen oğlum. Bak dinle. Aramızdan parasal bir mevzu geçmesin. Okey. Ne umurumda adamsın be. Ben de senin şu tarafını da kesiyorum ya. Ya şu tarafından da fena değilimdir tabii de. O tarafına da kesiyorum deli. Tabii kesileceğiz. Gerçekten seviyorsun değil mi? Bak dinle evet. Tabii gerçekten seviyorum ama bu işin yürüyebileceğine, sonuçlanacağına inanmıyorum. Anne! İnan bu sefer sözümden dönmeyeceğim aslında. Bana vermeyeceğim. Yazıklar olsun. Hadi bana bunu yapmayacaksın. Nesin. Saçmalama lütfen. Ya Selma rol arkadaşı. Yıl sonu gösterisi için rol çalışıyoruz. Kız espri yaptım vallahi. Ben zaten Sebahattin'i seviyorum. Ne yapayım onu? Evet, beni hiç kimse beğenmesin. Bir tek sen beğen. Ama seninle de evlenemeyeceğimize göre Rasim Hoca gibi yıllarca yanıp tutuşalım. Rasim Hoca gibi mi? Rasim Hoca gibi. Aradan 30 yıl geçmiş, adam hala ilk aşkını unutamam. Evlenseydiler o zaman. Ya işte evlenememiş ki işte. Sevgi başka, evlilik başka. Rasim Hoca da beni dinle. Sen beni 30 yıl sever misin? 33 yıl sever. Niye 33 yıl? 30 yıldan daha fazla. Beni dinle. Biz Rasim Bey'le sevgilisi gibi olmayalım. Maalesef ayrılmamız gerekiyor sevgilim. Maalesef. Niye? Çünkü Rasim Hoca'nın dersi tam bir dakika sonra başlıyor. Hoşça kal. Hayatımın en büyük aşkı bir tiyatro.
Kızma şimdi çıkıp gelirse ne olacak? Çalıştınız mı bakalım dersinizi? Hazırız hocam, hazırız da. Hazırız da? Oradaki da ne?